Anayasa madde 18. Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktırlar. Ve Türk Ceza Kanunu'nun 117. maddesini kendisini okumaya davet ediyorum. Belediye başkanı sendikal faaliyetlere müdahale etme hakkı olmadığı halde kadrolu işçileri topladığı toplantıda bizi çağırdığını ve gelmediğimizi iddia ediyor. Belediye başkanı sanıyorum bizi Türkiye Cumhuriyeti yasaları ile kurulan bir kurum kuruluş olduğumuzu unuttu. Gel Hüseyin, git Serkan, gel Uğur, git Metin sanıyor. Bu şubede şube başkanından başka ayrı ilçelerden teşekkür eden profesyonel yöneticiler de bulunmakta. Diğer ilçelerin emekçileri de Edremit'te olan bu kargaşayla hayretle sorgulayarak bakıyor. Soruyorum buradan, hangi kanunda yazıyor? Bir iş yerinde işveren yetkili işçi sendikası ile yetkisiz işçi sendikasını aynı yere çağırıp işçilerin önünde sendikaları çarpıştırmaya çalışır. Ve hangi kanundaki hak ile yetkili sendika şube başkanını böyle bir duruma sokmaya çalışabilir? Açıkça sendikal örgütlenmeye müdahale etmektedir. Bu yönden kendisi hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağımızı bildiriyoruz. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Ayrıca duyuyoruz ki Edremit Belediye Başkanı bizleri o adam diyerek, hatta birilerini bize karşı zor tutuyorum diyerek üstü kapalı tehdit etmektedir. Buradan bu sendikaların yöneticileri olarak basın açıklamasında ilk olarak Edremit'te yaşayan değerli halkımızın vergileri ve hepimizin vergilerinden gelen pay olan İller Bankası'ndan gelen milyonlar ile kanun gereği önce çalışanın maaşını ödemesi gerekirken zamanında ücretlerimizi ödemediği gerçeğini unutturmadan tek derdimizin alın terimizin savunulması olduğunu unutmadan belediye başkanlığı tarafımıza tehdit suçundan Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağımızı, ayrıca üyelerimizi de sendika değiştirmeye teşvik iddiasıyla yine Edremit Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağımızı, maaşların yatırılmasının kamu görevi, asıl görevi ve görevi kötüye kullanmak olduğundan yatırılmamasının gene kendisine suç duyurusunda bulunacağımızı bir kez daha aykırıyoruz. Belediye başkanı tüm bu gerçekler çerçevesinde önce belediye işçisi emekçisinin alın terini kurumadan ödemeye, sonra ise yukarıda yazılı gerçeklikler çerçevesinde Balıkesir Genel İş Şube binamıza ek protokol masasına davet ediyoruz. Basın açıklamasına son verirken kurtuluş yok tek başına. Ya beraber ya hiçbirimiz diyoruz. Edremit Belediyesi'ni izlemeye devam ediyoruz. Hep başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Sözü tüm yerel sen şube başkanım. Bu bildiriyi daha fazla uzatmamak adına iki cümleyle konuyu özetleyeceğim ve yetkilileri uyaracağım. Sayın yetkililer, sizleri uyarıyoruz. Cinnet sınırına gelmiş emekçileri hafife almayın. Prangalarından başka kaybedecek bir şey kalmayan emekçilerin feryatlarına kulak tıkamayın. Ya emekçinin hakkını alın terini kurumadan verin ya da kamu yararı gözeterek oturduğunuz o koltukları terk edin. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Tamam. Basın açıklamamız burada sona ermiştir. Katıldığınız için herkese teşekkür ederim.